Al bunu. Buhara'ya gidecek güvenilir bullak bul. Nedir ki bu? Sen dediğimi yap Zeren. Haydi. Gözlerime inanamıyorum. Atlar kaçmadı. Kaçırıldı. Karadaydı onlarla. Selçuk diyor. İçeriden tam kalbinden vuracağım. Alparslan yakında ölecek. Seferiye, Alparslan'ı kocalığa kabul ettin mi? Seferiye Hatun, neyin vardır? Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? Seferiye Hatun'un elindeki kanlar kimin kanı? Gregor'un Alparslan'a kurduğu tuzak ne? Alexander'ın çaldığı atları Alparslan nasıl kurtaracak? Yeni fragmanı hızlı bir şekilde analiz edelim. Alparslan'a Sultan tarafından gelen saf kanatları Alexander bir yolunu bulup çaldığı fragmanda anlaşılıyor. Ama Alparslan'ın atı Karabey'in de o atların arasında olması bu meseleyi çözecek. Karabey gün ağardığında kendi yuvasından başka bir yerde ise tüm hızıyla alışık olduğu yere dönmekte. Öyle itilmiş Karabey kaçıp geri döndüğünde Alparslan ve alpleri Karabey'in geldiği yöndeki izleri takip ettiklerinde diğer saf kanatları da bulacaklar. Şimdi gelelim Seferiye Hatun'un elindeki kanlara. Burada tüm olay birbiriyle bağlantılı. Yani Gregor'un bu gece Alparslan ölecek demesiyle Seferiye Hatun'un elindeki kanlar doğrudan bağlantılı. Seferiye Hatun'un yardımcısı Zeren'in Gregor'un ajanı olduğunu düşünüyorum. Gregor kendinden bu kadar emin şekilde Alparslan ölecek demesinin tek ve makul açıklaması içeride bir ajanı olduğunu gösterir. Bu ajan Alparslan uyurken onu öldürmek için harekete geçtiğinde buna mani olan Seferiye Hatun hançerlediği kişinin yardımcısı Zeren olduğunu görünce fragmanın sol kesitindeki gözüktüğü gibi üzgün bir şekilde ağlamakta. Tanımadığı bir suikastçıyı öldürmüş olsa ağlamasının bir mantığı olmazdı. Elleri kanlı bir şekilde üzgün olması buna işaret etmekte. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.